hemşerilerim, bayramımız mübarek olsun. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Burada aşağı yukarı 4 bayram herhalde değil mi başkanım? 100'e bayramlaşma imkanımız olmadı. Evet, elhamdülillah. Bu bayram Allah-u Teala bu salgının seyrini biraz düşürdü diyelim. Bizim de aldığımız tedbirler, devletimizin aldığı tedbirler, aşı, maske, mesafe bunlar da vesile oldu. Bu bayramda yüz yüze bir araya gelebildik. Sizlerle bir arada olmak bizi memnun ediyor. Bize mutluluk veriyor. Böyle birçok nesli kurucusundan şimdiki ilçe başkanına kadar bütün Akkarlıları bir arada görmek bizi son derece memnun ediyor. İnşallah Allah-u Teala 2023 seçimlerine ve daha sonraki seçimlere hep birlikte bizi sağlık sıhhat afiyet içerisinde ulaştırsın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da başarılı çıkmasını bize lütfetsin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çok güzel işler yapıyor. Özellikle AK Parti iktidarının başından bu yana altyapı hizmetlerinin tamamlanması, uluslararası alandaki hususlar, teknoloji alanındaki hususlarla birlikte hem genelde hükümet anlamında hem de yerelde Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında belediyeler anlamında çok güzel işler yapıyor. Onun için başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. En küçük isteğiniz, en küçük talebiniz bile başkanım için son derece önemli. Ve ben özellikle bir kez daha ifade etmek istiyorum. İlçeler için memduh başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız bir şans. İlçelerden gelen taleplerin hiçbirisine ben şimdiye kadar hayır dediğini duymadım memduh başkanımızın. Belki planlaması vakit alacak işler varsa onlarla ilgili de hemen bunun talimatını veriyor. Olabilecek zaman içerisinde en iyi şekilde bunların yapılmasını sağlıyor. Hepimiz öz vatanın 2002 yılından önceki halini de her birimiz hatırlıyoruz, biliyoruz ve şimdiki halini de biliyoruz elhamdülillah. Çok güzel emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bir arada duruşu da son derece önemli. Öz vatanımız da bu ittifakın temsil edildiği önemli yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu birliktelik nasıl ki Anadolu'da birçok problemin çözülmesine vesile olduysa ve özellikle terör anlamında artık Türkiye terörden bahsetmiyor bir konuma geldiyse, çevresindeki yardıma ihtiyacı olan ülkelere, devletlere, milletlere yardım ediyorsa, Karabağ örneğinde olduğu gibi kardeş Azerbaycan'a yardım ettiyse inşallah bu çalışmaların hepsi artarak devam edecek. Bunların hepsi birlik ve beraberlik olacak. Bizim bir arada olmamız da olacak. Kardeşlik hukuk içerisinde birbirimizin hakkını gözeterek birlikte yürümemiz de olacak. Dolayısıyla burada ilçeler, iller ve genelde de Türkiye hep birlikte olacağız, bir arada olacağız. Allah'a tekrar hamd ediyoruz. İnşallah bizi nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde eriştirsin. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam edelim inşallah. Bu tedbirler geri gelmeden, aşılama konusunda da hassasiyeti devam ettirelim. Geri gelmeden inşallah bunlar hayatımızdan çıksın gitsin diyorum. Tekrar Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Emrah Karayol öz vatanlara mesajını verdi. Maske kurallarını da hatırlattı insanlara. Buna da uyalım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoşçakal. Şu anda başkanımız Memduh Büyükkılıç konuşmaya geçecek. Evet, böyle